Herkese merhaba. Bugün internetle ilgili bir video hazırladım. Peki internetle sanayi dalgıçlığının ne ilgisi var? Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Alibaba, eBay gibi dünya devi internet firmalarının dünyanın birçok yerinde milyonlarca server barındıran hiper büyüklükte data merkezleri var. Bunların %38'i Amerika'da, %10'u Çin'de, %7'si Japonya'da ve %45'i diğer ülkelerde bulunuyor. Hepsi bize binlerce kilometre uzaklıkta. Peki YouTube'u açıp video izlediğimiz zaman nasıl oluyor da binlerce kilometre uzağımızdaki data merkezlerinden video bize anında ulaşıyor? Ya da telefonumuzdaki fotoğrafları Google Drive veya Apple'a yedeklediğimiz zaman fotoğraflarımız data merkezlerine nasıl ulaşıyor? Telefonumuz internet sağlayıcısından video izlemek, fotoğraf paylaşmak veya buna benzer bir talepte bulunduğu zaman data merkezlerinde tutulan içerikler bize gönderiliyor. Bunun için en kolay yöntem uydu kullanmaktır. Data merkezinden antenler sayesinde uyduya sinyal gönderilir. Uydudan dağıtılan data bizim yakınımızdaki diğer antene yansıtılır ve oradan da telefonumuza ulaşır. Ama bu çok da iyi bir yöntem değil. Çünkü uydu yeryüzünden yaklaşık 35 bin kilometre uzakta bulunuyor. Datanın merkezden çıkıp bize ulaşması için 70 bin kilometre yol alması gerekir. Bu da hem internetin yavaş olmasına hem de datanın transfer edilirken kayıplara uğramasına neden olabiliyor. O halde bunun daha hızlı bir yöntemi olmalı. Evet, var. Bütün datalar artık cloud, yani bulutta toplandığına göre sinyalin havada bir yerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ama beni görenler zaten videonun en başında tahmin etmiştir diye düşünüyorum. İnternetin saniyede 300 km hızla, yani ışık hızında data transferi yapabilmesi için fiber optik kablolar kullanılıyor. Ve bu fiber optik kablolar da denizlerin altına döşeniyor. Dünyanın çevresinde 30 kere dolaşabilecek kadar fiber optik kablo denizlerin altında yatıyor. Sanayi dalgıcı olarak bir işimde evlerimize internet taşıyan bu fiber optik kabloları deniz tabanına döşemek. Tabii bu işlerde de önceki videolarımda gördüğünüz uzaktan kumandalı insansız sualtı robotu ROV mutlaka bulunuyor. Okyanusların tabanına döşenecek fiber optik kablolar yüzlerce metre derinliklere yerleştiriliyor. ROV ve araştırma gemileri önce deniz tabanında uygun yerleri tespit ediyor. Gemiden denize gönderilen fiber optik kablolar ROV ve sanayi dalgıçları tarafından düzgün bir şekilde deniz tabanına seriliyor. İnsan saç deli kalınlığında ve çok hassas üretilmiş fiber optik kablolar saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışıyor. Yani fiber optik kablolar datayı ışık hızında taşıyabiliyor. Çevresel şartların ağır olduğu, nemli, rutubetli, elektriksel alan parazitlerinin yoğun olduğu yerlerden etkilenmemesi, okyanusların altında rahatça kullanılmasına imkan sağlar. Bakırdan bile ucuz maliyetli olan fiber optik kablolar, okyanusların tabanında yer almasına rağmen kusursuz bir bağlantı imkanı sağlıyor. Dünyanın her bir köşesine internet taşıyacak fiber optik kablolar binlerce kilometre uzunluğunda üretilip dev boyutlardaki makaralara sarılarak gemilere yükleniyor. Ardından sanayi dalgıçları ve ROV'lar ile okyanusların tabanına kablolar döşeniyor. Fiber optik kablolar deniz altında çeşitli sebeplerle zarar görebiliyor. Deniz korsanları tarafından çalınan, köpek balıklarının parçaladığı, gemi çapalarının zarar verdiği kablolar olabiliyor. Fiber optik kablolar datayı taşırken elektrik akımı oluşturduğu için köpek balıklarının ilgisini çekiyor. Köpek balıkları burunlarının ucundaki reseptörler sayesinde avlarının kalp atışlarını ve elektrik akımını yüzlerce metre uzaklıktan hissedebilirler. Fiber optik kablo içinden geçen elektrik akımı da köpek balıklarının karşısına sahte av olarak çıkıyor. Fiber optik kablolar köpek balıklarının dişlerinden nasibini alıyor. İstanbul'da bir internet sağlayıcısının bağlantısının kesildiği bilgisini aldım. Bunun için Kabataş'tan geçen fiber optik kablosunu kontrole gidiyorum. Fiber optik kablonun geçtiği alanda bir inşaat çalışması yapıldığını biliyorum. Kablonun burada zarar görmüş olduğunu düşünüyorum. İşte bu denizaltı inşaat çalışmasında fark edilmeyerek üzerine kazık çakılan bir fiber optik kablo. Fiber optik kabloların dışında koruyucu kabukları bulunuyor. Ancak bu kablonun kabuk kısmı da parçalanarak kablodan ayrılmış. Hasarlı kabloyu görüntüleyerek servis sağlayıcı firmaya rapor ediyorum. Şimdi de hasarlı kabloyu onarmak için tekrar Kabataş'tayım. Kablo zarar gördüğü için kullanılamaz durumda. Böyle olunca da firma kendi kablosundan internet hizmeti veremediği için bir başka firmanın kablosunu kiralayarak onun üzerinden internet sağlamaya devam ediyor.
hasarlı kablodan geçecek internet bağlantısının tekrar sağlanabilmesi için kabloyu tamir etmem gerekiyor. Bu tamirat işlemini de internetin en az kullanıldığı saatlerde yapabiliyoruz. Bunun için gece dalışı yapmamız gerekiyor. Gece dalışı için hazırlanıyorum. Bu dalışı Şubat ayında gerçekleştiriyorum. Su oldukça soğuk. 2 saatten fazla suda kalmam planlanıyor. O nedenle kuru dalış elbisemi giyiyorum. Öncelikle hasarlı kabloyu denizden çıkarttım. Karada onarılan kabloyu şimdi tekrar denize yerleştirmem gerekiyor. Benim dalış hazırlığım tamamlandıktan sonra onarılan kablonun bir ucu bana veriliyor. Bu kablo denizin tabanındaki borunun içinden geçmeli. Benim kablonun bir ucunu denizin tabanındaki borunun içinden geçirip sonuna kadar tam 150 metre boyunca ilerletmem ve kablonun karadan çıkmasını sağlamam gerekiyor. Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağındayım. Marmara Denizi'nde birçok yerde bulunan fiber optik kabloları internet servis sağlayıcılar adına herhangi bir hasar olmasa bile 6 ayda bir defa periyodik olarak kontrol ediyoruz. Kablolar uzun süredir deniz altında olduğu için üzerleri midye ve yosunlarla kaplanmış. Ama kabloların üzerindeki koruyucu demir kabuklar nedeniyle midyeler tehlike oluşturmuyor. Fiber optik kabloların etrafını saran demir kabuklar, karadan ilk 10 veya 20 metre boyunca kabloları kaplar. Denizin daha açıklarında bu demir kabuklar bulunmasa bile, kabloların etrafında 7 katmanlı kendi koruyucu kılıfları da vardır. İstanbul'da deniz trafiği çok yoğun olduğu için kabloların kontrollerini sabah çok erken saatlerde yapıyorum. Kablonun karadan denize indiği yerden başlayarak kabukların bittiği yere kadar herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ederek ilerliyorum. Galata Köprüsü'nün Karaköy ayağına geçerek kablonun bu yakadaki kısmını kontrol etmem gerekiyor. Köprünün altına girdiğim için gün ışığı kayboluyor. Su altı dalış feneri yardımıyla kabloyu takip ediyorum. Görmek çok zor. Kablo zemine gömülü vaziyette. Bir süre ilerledikten sonra kablonun üzerinden başka firmalara ait kabloların geçtiğini görüyorum. Benim aradığım kablo en altta kalmış.
Ayrıca bir kaya parçasının kablonun üstüne geldiğini görüyorum. Bunların hepsini firmaya rapor ediyorum. Firma internette bir sorun olmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek görmüyor. Bu kabloyu zemine tamamen gömüldüğü noktaya kadar takip ediyorum. Yine aynı firmanın internet kablolarını kontrol etmek için Balta Limanı'nda dere içindeyim. Yaklaşık 200 metre kadar ilerledikten sonra denize ulaşıyorum ve burada dalışa başlamam gerekiyor. Kablolar karadan dereye, dereden de denize ulaşıyor. Üsküdar'daki kontrol işin en zorlu kısmı. Çünkü en akıntılı bölge burası. Denize bottan atlayarak giriyorum. Akıntıdan dolayı bot güvenlik için hep hazır bekliyor. Kabloyu bulduktan sonra kaybetmemek için kabloya tutunarak deniz tabanına ilerliyorum. Deniz tabanı komple midye ve yosunlarla kaplanmış. Dalış göstergesinden derinliği kontrol ediyorum. Şu an 10 metredeyim. Arada birkaç tane deniz anası karşıma çıkıyor. Kablo boyunca ilerlerken arada bazı ağların kablonun üzerine dolandığını görüyorum. Ama bu bir sorun teşkil etmiyor. Derinliği tekrar kontrol ediyorum. 20 metre derinlikteyim. Kablonun bazı bölgelerinde kabuğunun kırık olduğunu, hatta bazı bölgelerde kabuğunun tamamen olmadığını tespit ediyorum. Ama kabloda herhangi bir hasar yok.
kablonun karaya çıkan kısmında da kabukları oldukça parçalanmış durumda. Kabuğu eksik olan kısımları firmaya rapor ettikten sonra firmanın talebine göre tekrar işlem yapıyoruz. Üsküdar'dan sonra Kuleli'de kontrol yapıyoruz. Burası da akıntılı bir bölge olduğu için bot yine hazırda bekliyor. Deniz altında görüş zayıf. Yaklaşık 3 metre ileriyi görebiliyorum. Burada daha önceden hasarlı olan bir nokta var. Ben daha önce burada geçici tamir yapmış ve kablonun yerinden çıkıp kaybolmaması için üzerine halat sararak kabloyu sabitlemiştim. Kabloda herhangi bir sorun görmüyorum. 20 metre açıkta kablonun kabukları son buluyor ve dönüşe geçiyorum. İnternet sağlayıcıları datayı deniz altından fiber optik kablolarla taşısa da karaya çıktıktan sonra telefonlarımıza datanın ulaştırılmasını bize en yakın olan baz istasyonları sağlıyor. O yüzden internetiniz çekmediği zaman güçlü sinyal alabilmek için telefonları denize doğru değil havaya doğru tutmak hala geçerli bir yöntem olabilir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.